Evet. Dalaman cezaevinde yedik ama eskisi gibi kaliteli değil. Ucuz mu ucuz? Bir kaşarlı pide. Kola ve su 14 lira. Gidiyoruz şimdi. Nereye? Sarsala koyuna. Amcacığım gidiyor mu geliyor mu hadi. Telefonum burada. Evim burada. Şimdi Sarsala koyuna geçeceğim. Evet, soğuyunca motorumuz ve lastiklerimiz normal havasına dönmüş, 32-36. Evet, Dalaman'ın içinden gidiyoruz. Sarsala koyuna doğru. Sakın çıkma. Evet, polis sahi. Selam çakalım polisime. Bluetooth'a bağlanmadı mı acaba ya? Interkom'a hiçbir ses geldi. 500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin dedi. Yani düz geçeceğiz. Arkadaşlar, ışıklarda yeşil yansa da dikkatli geçmek lazım. Çünkü bir tarafa sarı yandı. Hiç yanıp yanıp da sönmedi. Direkt sarı yandı ya. Şu ileride havaalanı var. Şimdi tabii drone uçuramayacağım burada. Çünkü yakınlarında havaalanı var. Ama bir manzara çekeriz herhalde.
300 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin dedi Google haritalar. Yani düz gideceğiz. Ama bugün gerçekten çok rüzgarlı ve kask da acayip rüzgar geçiriyor. Acaba çeneden açılır olduğu için mi? ...32-36 lastik havamız. Hızımız 70, vites 5. Aslında hakkı 4 gibi de 4'te biraz bağıracak. 5 ideal ama 6 değil yani hakkı. Türk bayrağımız dalgalanıyor mu arkamızda? Evet. Olmazsa olmazlarımdan Türk bayrağı. Daha önceden offroad yaparken jiplerim vardı. Jiplerde de hep Türk bayrağım vardı. Beni herkes arkadaki bayraktan tanıyor. Fethiye Çiğne tanıyan arkadaşlar. ...500 metre sonra sola dönün dedi navigasyon. Yani şuradan döneceğiz. Evet, Sarsala koyu... 12 kilometre. Düz gidiyoruz değil mi gençler? Evet. Buranın plajı iyi diyorlar. Bakalım nasıl. Ben yıllar oldu buraya gelmeyeli. Motorla ilk gelişim zaten. Kürt kaplıcası varmış burada. Sağ taraf Dalaman Havaalanı. Oyun bu ne böyle?
Dalaman'dan yaklaşık, Dalaman'ın merkezinden 15 kilometre falan uzakta bu Sarsala koyu. Yolun ortasında bir ağaç var ve ağacı kesmeden yolu yapmışlar. Takdir ettim sizi. Kim bilir kaç yılda büyümüştür bu ağaç. Radar mı o? Yönü bize dönük. Gerçi radar polis arabası oluyor genelde. Sivil araç pek olmuyor. Millet Sarsala'dan mı geliyor ya? Ben gidiyorum. Millet geliyor. Şu taksicilere var ya. Neyse. Ne oluyor ya? Mesaj mı geliyor? Kilometre kalmış ya. Kapı Kargın köyünün içinden geçiyoruz şu anda. Kasis levhası var ama nerelerde? Evet, şurada ufak bir kasis var. Evet, dikkat, inek çıkabilir. Bir de çukur çıkabilir levhası olsaymış. Dikkat, tırtı çıkabilir. Benim şansım mı acaba bu? Amcam daha ileri gelip gidecek. Bu buraya girer mi amcam be? Çöpecekse girer.
ağacı sıyıracak mı, geçecek mi acaba? Motorun avantajları. Aradan geçtik beklemeden. Evet, yan tarafta kanal var. Uçmamak lazım. Aynı şeyin girişi gibi burası ya, Dalyan'ın. Umarım köpekleri yoktur. %5 eğimli bir çıkışa geliyoruz anlaşılan. Arı kovanları gördüm. Kaskı minik. Ceketim kapalı. Canavar asılıyor ya. Evet, birazdan sahada denizi görmeye başlayacağız herhalde. Zeytin ağaçları var hep buralarda. Bizim Akdeniz ikliminde yetişen ağaçlardan bir tanesi. Evet, sahada denizi gördük. %5 eğimle devam ediyoruz.
Şurada bir selfie çekilir şimdi. Çekilmez mi? Çekilir. Çekilmez. Çekilir. Niye çekilmesin? Ya da çekilmesin ya. Giderken çekeriz. Önce bir koyu görelim ya. Değil mi? Karanlık olmadan. Yavrum tamam. Sen bir şey yapma. Lan. Geri gel. Geri gel. Hay senin. Katlanarak. Fero. Şu aşağısı mı acaba? Ya da dağın arkası herhalde. Ani manevralardan korkmayalım Erol. Tam ormanın içine girdik arkadaşlar. Umarım gittiğimize değer. Evet, tahmin ettiğim gibi dağın arkası. Ateş, mangal, semaver yakmak yasaktır. %10 eğim. İşte bu ya. Süper arkadaşlar. Şuradan bir poz çekelim. Biraderim ki. Nerede? Evet. Çek. Çek Erol. Şöyle çek. Şöyle çek. Şöyle.
Burası Dalaman'a yaklaşık 15-16 kilometre uzaklığındaki Sarsık. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it to the time.